Arkadaşlar merhaba, Gözhanem'e hoş geldiniz. Doğru açıları çözmüştük. Şimdi üçgende açıların çıkmış sorularını konu tekrar mahiyetine çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi BAC bir dik üçgen demiş. BAC, DBC 15 demiş, 15 tamam. ACB 30 demiş, 30 tamam görüyorum. Şimdi DC'yi vermiş, 4 parantezinde kökü eksi 1. Tamam, şimdi bakın dikkat edin. Burası 90. Burası 30. Burası ne arkadaşlar? 60 olur değil mi? O zaman ben buraya 45 diyebilir miyim? Derim 45 kalır. Dikkat edin burada bir 90 var. 90 45 45 olur. Ben buraya A dersem 45'in karşısına. Bu 45'in karşısı da A olur. O zaman burası ne olacak? A kök 2 olacak değil mi? Tamam. 30'un karşısı A ise 60'ın karşısı ne olur? A kök 3 olur. Tamam. O zaman buraya ne kaldı? A kök 3 eksi A kaldı. Doğru mu? Bana DC'yi vermiş zaten 4 parantezinde kök 3 eksi 1 diye. Ben DC'yi A kök 3 eksi A olduğunu biliyorum. Yani A parantezini alırsam kök 3 eksi 1 olduğunu biliyorum. Kök 3 eksi 1'ler gider. A neye eşit olur? 4'e eşit olur. A 4 ise dikkat edin. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı nedir? 8'dir. Cevabım Bursa olur arkadaşlar. 19 Mayıs 2018 sorusu. İstanbul 2016'ya bakalım. Şimdi AB BE'ye eşitmiş. AB BE'ye eşitmiş. Tamam. Bakın burada bir uçak görüyoruz. Bir uçak kuralı var burada. Belki kullanabiliriz. İşimize yarayabilir. AB BE'ye eşit. Tamam. O zaman buraya A diyorum. Burası ne olacak? Burası da A olacak. Devam. AC CD'ye eşitmiş. AC CD'ye eşitmiş. O zaman burası da ne olur? Burası A olur. Derim arkadaşlar. Şimdi X'i soruyor. 135'i vermiş. Tamam. Şimdi bakın burası 135 ise burası nedir? 45 derecedir. Doğru mu? 45 ile x'i toplarsam 45 artı x neye eşit olur? A'ya eşit olur. Bir de şu ABE üçgenine bakın. A artı x yani 2A artı x eşittir ne? 180. Şimdi ben burada A gördüğüm yere 45 artı x yazıyorum. 2 parantezinde 45 artı x eşittir 180. 90 artı 2x artı x eşittir 180. 3x eşittir 90. X eşittir 30. Bana da x'i soruyordu. Cevabım Bursa olur arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi AD DC'ye eşit demiş. AD DC'ye eşit. Tamam. O zaman BD ne? BD doğru parçası. Bir kenar ortay. BE EA'ya eşit. BE EA'ya eşit. Bakın burası da o zaman... Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Bu ikisi kenar ortay olduğu için bunu da çizelim. Burada da 90 derece var. Doğru mu? O zaman şu kesiştiklerin nokta ne olur? Kenar ortayların kesişim noktası olur. Niye? Çünkü BD doğrusu burayı iki eşit parçaya bölüyor. CE de burayı iki eşit parçaya bölüyor. Çünkü E noktası orta noktaymış. O zaman 90'dan da ben çekersem burayı değil mi? Tabanı iki eşit parçaya bölmüş olurum. Ve ne olmuş olur arkadaşlar burada? 90'dan indiği için muhteşem üçlü olmuş olur. Şöyle yapalım. Şimdi devam edelim. BC'yi 36 vermiş. 36 vermiş. Ben bunun kenar ortay olduğunu biliyorum. O zaman 18, 18 olacak. Kenar ortayların kesişim noktası neydi? Ağırlık merkezini veriyordu. 1'e 2 kuralı vardı. Muhteşem üçlüden burası 18, burası 18 ise şuraya M diyelim. AM de 18 olur. O zaman 6'ya 12. Muhteşem üçlüden yola çıktık. Ağırlık merkezini bulduk. Ağırlık merkezini kuralını uyguladık. 1'e 2 kuralı. Şimdi devam ediyorum. Ne demiş başka? DF bölü BD 2 bölü 3. DF bölü BD 2 bölü 3. O zaman ben şuraya A dersem, BF'ye A dersem arkadaşlar, DF'ye dikkat edin. DF'ye de 2A demem gerekecek mi? Gerekecek. Tamam ne olacak? 3A olacak. 1'e 2 kuralı vardı. Buraya A kalır. Buraya da ne kalır? Buraya da A kalır. Doğal olarak A olur. Şimdi devam edelim. EF kaçtır diyor. Bakın. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu çok önemlidir. Geometri sorularında şekle aldanmayın. Yani bir yer size tam 90 derece gibi gözüküyordur. Ama üstünde 90 derece yoktur. Siz onu 90 derece olarak kabul edemezsiniz. Ya da bir yer size geniş açı gibi gözüküyordur. Ama orası dar açıdır. Görüntüye aldanmayın. Bu soruda da olduğu gibi. Bakın neyi kastettiğimi anlayacaksınız şimdi. Normalde şuraya baktığınızda şu EF nedir? EF orta tabandır. Doğru mu arkadaşlar? Bakın. EF orta tabandır. Normalde bakın çünkü burayı iki eşit parçaya bölmüş.
Burayı da ikiye eşit parçaya bölmüş. EF şuna paraleldir. Ama şekle bakarsanız, şekle baktığınız için yanılabilirsiniz. Hocam bu nasıl paralel oluyor diyebilirsiniz. Ama şekle aldanmamanız gerekiyor. Kurallara bakın. İki kenarı da iki eşit parçaya bölmüşse bu orta tabandır. Bitti. Aşağıya paraleldir. Burası 12 ise, orta tabansa burası ne olacak orta taban kuralından? 6 olacak deriz arkadaşlar. İstanbul 2017 sorusuydu. İstanbul 2014 sorusuna bakalım. Ne diyor? ADC'yi 90 vermiş. ADC'yi 90 vermiş. Tamam. 8, 4, 10. 8, 4, 10 neresiymiş? BC 10'muş. O zaman buraya 10 eksi x yazıyorum. Dikkatinizi çektiyse burayı okuyorum. Her şeyi burada görmeye çalışıyorum şeklin üstünde. Tamam. İki tarafta da Pisagor kuralını uygulayalım. Şuraya da m diyelim arkadaşlar. M kare artı x kare eşittir 16. Şurayı uyguluyorum. M kare artı 10 eksi x'in karesi eşittir 64. İkisinden de m kareleri çekip eşitleyeceğim. Buradan m kare neye eşit? 16 eksi x kare. Buradan m kare neye eşit? 64 eksi 10 eksi x'in karesi. 16 eksi x kare eşittir 64 eksi. Birincinin karesi eksi 20x artı x kare. 64 eksi 100 artı 20x eksi x kare eşittir 16 eksi x kare. Eksi x kareler birbirini götürdü. 164. 64 eksi 100 kaç yapar arkadaşlar? Eksi 36 yapar. Attım sol tarafa artı 36 oldu. 36 ile 16'yı topladım. 52 yaptı. 52 eşittir. Ne oldu? 20x. X ne oldu? 52 bölü 20. Yani 26 bölü 10. Yani 13 bölü 5. Bize de x'i soruyor. Cevabım ne olur? Cevabım Denizli olur derim arkadaşlar. Devam edelim. Evet. 19 Mayıs 2017 sorusuna bakalım. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Bir dik üçgen. Tamam. Görüyorum. 5 kök 3, 5 kök 2 demiş. Tamam. 10 vermiş. Tamam. ADC kaçtır? Bakın dik üçgen. Şimdi burayı Pisagor uygulayarak bulabilirsiniz. Ama siz şunu biliyorsunuz zaten. Bir kenar 5 kök 2, diğer kenar bunun kök 2 katıysa, dikkatinizi çektiyse kök 2 katı, 10, 5 kök 2'nin kök 2 katıdır. O zaman burası da 5 kök 2'dir. Yani şöyle bir kuralım var benim. 45, 45, 90 üçgeni. A ise burası A kök 2'dir. O zaman ben buranın 5 kök 2 olduğunu buldum. Hatta buranın da doğal olarak ne olduğunu söyleyebilirim. 45, 45 olduğunu söyleyebilirim. Bana ne diyor? Bana diyor ki ADC açısı kaçtır? Yani bu açıyı soruyor zaten bana. Bana şu açıyı soruyor. Şurayı. Şimdi şurayı da bulmamız gerekiyor. Bakın 90'ın karşısı 10. Bir açının karşısı 5 kök 3. Dikkat edin. 30, 60, 90 üçgeni değil mi bu? 90'ın karşısı 10 ise 30'un karşısı 5'tir. 60'ın karşısı da 5 kök 3'tür. Ne oldu? 45 ile 60'ı buldum. Topladım. 105. Cevabım Adana. İstanbul 2014 sorusuna bakalım. Şimdi ne diyor arkadaşlar? ADDB'ye eşit 6. ADDB'ye eşit 6. Tamam. 90, 150. 90, 150. Tamam. X. Bakın geniş açı hop karşısında ne var? Özel açı. Özel açıyı gördüm. 30, 90 buranın 60 olduğunu gördüm. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı nedir? 6 bölü kök 3. Niye? Çünkü 60'ın karşısı 30'un karşısının kök 3 katı. Bunu düzenleyelim. 6 kök 3 bölü 3'tür. Böldüm böldüm. Neye eşit oldu? 2 kök 3 oldu. Şimdi dikkat edin. Burası 2 kök 3. Burası 12. Bu kaçtır diyor. 2 kök 3'ün karesi 12 artı. 12'nin karesi 144 eşittir x kare. Toplayın burayı. 156 eşittir x kare. X kare 156 ise x nedir arkadaşlar? 2 kök 39 cevabım Denizli olacak. Evet. Devam edelim. Ne diyor? DCBD'ye dik. Tamam görüyorum. ABAD'ye eşit 16 demiş. Tamam gördüm. AB AD'ye eşit 16. Tamam. DC 8 demiş. Tamam. BAD kaçtır diyor. Bana şu açıyı soruyor arkadaşlar. Bakın benim şurada görüyorsunuz değil mi? B açısı ve C açısı dik. O zaman ben diyorum ki ben şuradan şunu uzatayım. Bunu buradan uzattığımda burası ne olacak arkadaşlar? Burası da 90 derece olacak. Burası 8 ise burası 8 olacak değil mi? Burası x ise mesela burası da x olacak. Yani burada bir dikdörtgen olacak. Şimdi burası 8 ise burası ne olacak? Burası da 8 olacak. Çünkü tamamı 16 idi. Dikkat edin. 90'ın karşısı 16, şu açının karşısı 8. Yani 90'ın yarısı. O zaman burası 30 mudur? 30'dur. Buraya ne kaldı? 60 kaldı. Bize de bu açıyı soruyordu zaten. Cevabım Denizli derim arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi 2013 sorusuydu. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Neymiş? YÖS 2000 sorusu.
Şimdi bakın 22,5 özel açı. 22,5, 22,5 nedir? 45'tir, değil mi? O zaman bunu nasıl 45 yapabilirim? Kendimize bunu soracağız. Biz derslerimizde bunların hepsini anlatıyoruz arkadaşlar. Hani bizden ders alamayan arkadaşların ya da özel ders imkanı olmayan arkadaşların ya da dershaneye gitti, dershane online derse geçmedi. Şu an içinde bulunduğumuz durum belli. Bu arkadaşlarımızın da faydalanabilmesi için elimizden geldiğince böyle videolar çekmeye çalışıyoruz. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Şimdi burası 22,5 değil mi? Burası da 22,5 olacak mı? Olacak. 22,5, 22,5 burası ne olacak? 45 olacak. Bakın buraya da 45'i koydum. 45, 45, 90 oldu. Şimdi devam ediyorum. BC 18 demiş. Tamam. BC'nin tamamını 18 vermiş. Bakın burası H ise burası da H. Burası H kök 2 olur değil mi? Burası da H kök 2 olur. Tamam. Şimdi tamamı 18 ise burası ne oldu? H artı H kök 2. O zaman burası ne olacak? 18 eksi H artı H kök 2 olacak. Doğru mu? Devam ederim. H kaçtır diyor. Evet, H kaçtır diyor değil mi arkadaşlar? Şimdi H'yi bulacağız. Bakın dikkatinizi çektiyse şurada mükemmel bir şey gördük. Şurası nereye eşit arkadaşlar? Şöyle maviyle göstereyim. Dikkat edin. Şurası şu kenar şuna eşit değil mi? Bakın 90 dereceden inmiş ve şu kenar şu kenara eşitse burada muhteşem üçlü vardır arkadaşlar. Yani doğal olarak burası da buraya eşittir. Yani bunun tamamı neydi? 18'di. O zaman burası ne olacak? Kenarortay olacak. 18 ise 9, 9 ayrılacak. Yani h kök 2 eşittir 9 olacak. H ne olacak? 9 bölü kök 2. Yani 9 kök 2 bölü 2. Cevabım ne olacak? Cevabım burası olacak derim arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Neymiş? 199. 99'da sorduğu soru. 17, 15. 17, 15. 17, 15'e direkt aklıma 8, 15, 17 geldi. 90, 30. Buraya ne kaldı? 60 kaldı. 30'un karşısı 8 ise 60'ın karşısı kaçtır? 60'ın karşısı 8 kök 3'tür. AC artı BC'yi soruyor. 90'ın karşısı kaçtır? 30'un 2 katı 16. AC artı BC 16 artı 15 artı 8 kök 3'ü soruyor. 31 artı 8 kök 3. Cevabım Bursa derim arkadaşlar. Evet. Karadeniz 2013 sorusuna bakalım. ADBC'ye dik, tamam. ABAC'ye dik, tamam, gördüm. Yani burada ne var? Diyor ki Öklit'i uygula. Öklit var burada. AD'ye 2 vermiş, BD'ye 1 vermiş. Şunu yanlışlıkla vermiş arkadaşlar. Bunu vermediğini düşünün. X kaçtır diyor. Tanjant X kaçtır diyor. Bakın burada Öklit'i uygulayacaksınız. Öklit de bunun karesi eşittir. Burası çarpı buydu. O zaman buranın 4 olduğunu bulurum. Değil mi? 2'nin karesi 4. 1 çarpı burası 4 ise burası 4'tür. Tanjant X'i soruyor. Tanjant X neydi? Karşı bölü komşu. 2 bölü 4'ten eşittir. 1 bölü 2. Cevabım Adana olur derim arkadaşlar. Evet. 9. soruya bakalım arkadaşlar. Ne diyor? 19 Mayıs 2013 sorusu. Şimdi ADC DAB'ye eşit demiş. ADC DAB'ye eşit demiş. 60 60. Tamam. 2 7 diyor. DC 2 AD 7 diyor. Tamam. X kaçtır diyor. Bunu bulmamı istiyor. Bakın dikkat edin. Bana neyi soruyor? Bakın. Resmen diyor ki arkadaşlar şurada bir üçgen oluştur diyor. Görüyorsunuz. Bakın üçgenimizi oluşturalım. Şöyle güzel bir üçgen çizelim. Bakın üçgenimizi oluşturduk. Değil mi? Ne oldu? Burası 90, burası 60. Buraya ne kaldı? Buraya 30 kaldı. Tamam. Devam ediyorum. Şimdi burası 60'sa burası 120. 120 30'sa buraya ne kaldı? Buraya da 30 kaldı. Burada ne oldu? İkizkenar oldu. Yani şurası şuraya eşit oldu. Burası 2 ise burası ne oldu? 2 oldu. Bakın tekrar söylüyorum. Geometri sorunlarının şekli aldanmayın. Bakın çizdik ama bu kenar bu kenardan kısa gibi duruyor ama birbirine eşit çıktı gördüğünüz. Şekli aldanmayacaksınız. Veriler üzerinden gideceksiniz arkadaşlar. X kaçtır diyor. Tamam. 90'ın karşısı ne? 7 ile 2'yi topladım. 9. 90'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı bunun yarısıdır. Yani 9 bölü 2. Cevabım Ceyhan olarak. Evet arkadaşlar son sorumuza bakalım. 198 sorusu. 65, 14, 11 demiş. 65, 14, 11 demiş. Şuraya M dersek bize X'i soruyor değil mi arkadaşlar? Bakın iki kere Pisagor uygulayacağız. 11'in karesi artı M kare. 11'in karesi artı M kare eşittir X kare. Büyük üçgende uyguladığımızda ne olacak? 25'in karesi artı m kare eşittir 65'in karesi. M kareleri çekin arkadaşlar.
M kare eşittir. Burada ne eşit? X kare eksi 11'in karesi eşittir. Burada çekin M kareyi. 65'in karesi eksi 25'in karesi. Şimdi burası ne olacak? X kare eksi 121 olacak. Eşittir. Burada karesini almayın arkadaşlar. A kare eksi B kare var burada. Mat 1'de anlattığımız gibi A kare eksi B kareyi görünce aklınıza ne gelecek? A eksi B çarpı A artı B. Bakın böyle yaparsanız işlem daha kolay olur. Yani 65 eksi 25 çarpı 65 artı 25. 65'ten 25'i çıkarın. 40. 65 ile 25'i toplayın. 90 eşittir x kare eksi 121. Şimdi 40 ile 90'ı çarptığımda 3600. 3600 ile 121'i toplayın. 121'i attım karşıya. X kare eşittir. Şurada yapalım. 3600 ile 121'i topladım. 3721. Tamam. Bakın x kare sonu 1. Bunun sonu 9 olacak zaten karesini aldığınızda. Bu 0 olacak. Bu 4 olacak. Ya budur ya budur. Değil mi? Deneyelim 61'i. 61'in karesini alalım. 61 olabilir diyorum. 1, 6, 6, 36. Toplayalım. 1, 12, 7, 3. 3721. Gördüğünüz gibi cevabımız ne olacak? Cevabımız Edin olacak deriz arkadaşlar. Ha, burada denediğiniz, atıyorum cevap C idi. Denediğiniz E olmadı. O zaman bir sonraki şık C'yi işaretlersiniz arkadaşlar. Hani bu kare alma sorularında eğer değer çok büyükse bu şekilde birler basamağını düşünerek çok rahat eleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.